Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Dersimizin konusu merak hissi ve merak ettiğimiz şeylerin mahiyeti ve akıbeti. Cenab-ı Hak bize şiddetli bir merak hissi, merak duygusu vermiş. Bunu nasıl kullanmamız gerekiyor? Nasıl kullanırsak daha faydalı ve sağlıklı olur. Bu konular üzerinde duracağız inşallah. Cenab-ı Hak istifademizi ziyade eylesin. Öncelikle dünyaya mı yoksa ahirete mi bu hissimizi sarf etmemiz lazım? Ee, dünyaya sarf edersek veya ahirete harcarsak, nasıl kar ederiz veya zarar ederiz? Bu sorumuza tam net bir cevap mahiyetinde bir ayeti kerime okuyarak dersimize başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ummel hayatü dünya Dünya hayatı illa ancak laibun ve lehvun oyun ve eğlenceden ibarettir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Vele darul ahire ahiret yurduna gelince hayrun hayırlıdır. Lillezine yettegun Allah'tan korkanlar için Cenab-ı Hakk'ın rızasını kaybetmekten titreyenler için iman ve itaat edenler için Ahiret'in yurdu, ahiret yurdu, ahiret hayatı, dünya hayatından daha hayırlıdır. Efela <laughs> tahkilun, aklınızı kullanmaz mısınız? Bunu anlamıyor musunuz? Diye Cenab-ı Hak soruyor Enam suresi 32. ayet. Bizim için esas ahiret hayatıdır. Dünya hayatı, ahiret hayatını kazandırması noktasından ahiret hayatının eee saadetli mesut geçmesine vesile olması cihetinden imtihan ve kulluk mekanı mahalli olması cihetinden kıymetlidir. Yoksa dünya hayatının çok fazla kıymeti yoktur. Eğlence ve oyundan ibarettir diyor. Ebubekir Şibli diye bir zat var. Bu zat bir gün Yolda giderken iki çocuğun kavga ettiğine şahit oluyor. Çocuklar bir tane ceviz bulmuşlar. Birbirlerine girmişler, paylaşamıyorlar. O da müdahale ediyor. Diyor ki evladım ben size yardımcı olayım, size bölüştüreyim diyor. Alıyor cevizi kırıyor. Cevizin içi boş çıkıyor. Cevizin içi boş çıkınca bir ses duyuyor. O ses diyor ki madem ki hayırlı bir kısmet dağıtansın Hadi bunu da güzelce paylaştır bakalım. Bunun üzerine mahcup oluyor. Diyor ki, bütün bu kavga çürük, içi boş bir cevizden ve koca bir hiçten ibaretmiş. İşte ahiret hesabını yapmayanların, ebedi hayatı hesaba katmayanların ee, tesüratı ve nedameti, pişmanlığı böyle olacak. Dünya hayatı koca bir hiçmiş. Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimize şöyle bir söz söylediği rivayet ediliyor. Ya Muhammed istediğin kadar yaşa sonunda öleceksin. İstediğini yap, mutlaka onun karşılığını görürsün. Dilediğini sev, muhakkak ki ondan bir gün ayrılacaksın. Bir de Hazreti Amine validemizin sözleri var. Peygamberimiz daha çok küçük yaşlarda o da ölüm döşeğindeyken onun gözlerine bakarak söylediği sözler var ki çok esaslı sözler. Diyor ki her başlayan biter. Her gelen gider. Her yeni eskir. Her taze bayatlar. Her güzel çirkinleşir. Her yaşayan ölür. Ezeli ve ebedi olan sadece Allah'tır. Ey Muhammedim bundan sonra yolu bensiz yürüyeceksin. Ama diyor korkma Allah seni zayi etmeyecektir. Üstadımız 31 Mart vakasında sıkı yönetim mahkemesinde yargılanırken bahçede asılanları gösteriyorlar işte güya onu korkutmak istiyorlar divan Harbi Örfü'de geçiyor. Onlara şöyle diyor. Ahirete kemali iştiyak ile müheyyayım. Ahireti çok ciddi bir iştiyakla, arzuyla arzuluyorum. Bu aslanlarla beraber gitmeye hazırım. Nasıl ki bir bedevi garayip perest İstanbul'un acayip ve işitmiş... İstanbul'un muhteşem güzelliğini işitmiş, böyle güzelliğe aşık, garip antika şeylere tutkun bir bedevi işitmiş fakat görmemiş. Nasıl kemali hahişle görmeyi arzu eder. Ben de marizi acayip ve garayip olan alemi ahireti. Yani acayiplik, gariplik, çok güzel, muhteşem, mucize olan o ahiret alemini o hahişle sanki o bedevinin şiddeti arzusuyla görmek istiyorum. Şimdi de öyleyim. Beni oraya nefret bana ceza değil. Bu asılanlarla giderim yani sanki beni mi korkutacaksınız derken hayatının bir anlamda gayesini ifade ediyor. Yani biz müminler dünyaya değil de ahirete iştiyakla müşteri olmamız lazım gelir manasında. Yine üstadımızın 21. sözde geçen çok muhteşem bir sözü var. Eğer biz ömrümüzü, ömür sermayemizi dünya için israf ediyorsak adeta başımıza vurulan bir tokmak gibi söz diyor ki: "Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki bütün vaktini ona sarf ediyorsun?" Sonra yine aynı dersin içerisinde insanın ebedi hayat için yaratıldığını izah ediyor. Mesela diyor ki sen istidat cihetiyle bütün hayvanatın fevkinde olduğunu ve hayatı ı dünyevenin levazımatını tedarikte iktidar cihetiyle bir serçe kuşuna yetişemediğini biliyorsun. Yani insana Allah öyle bir kabiliyet vermiş ki, öyle bir potansiyel, öyle bir derinlik vermiş ki. Hatta bir yerde diyor ki, bir hayvanın Nevi, yani bir hayvan türüyle insan mukayese edilse bir insanın ferdi onu tartabilir. Yani bir insanın ferdi bir hayvan türü kadar kıymetlidir. Şöyle diyebiliriz, yani insana Allah öyle bir istidat vermiş ki bütün hayvanlara o istidadı vermemiş, o kabiliyeti vermemiş. Mesela ilimde insan derinlik kazanıyor. İşte kitaplar yazıyor, külliyatlar tehlif ediyor. Beyin ameliyatı yapıyor insan. İşte uzay boşluğuna gidiyor, yıldızları, galaksileri inceliyor. Okyanusların dibinde belgeseller çekiyor. Dağları deliyor, tüneller açıyor. Atomu inceliyor. Yani öyle istidat vermiş ki Cenab-ı Hak. Mesela bütün sanatları, bütün sporları yapıyor falan. Mesela diyelim ki şu salona bir tane tablo çakılacak. Bir çivi, bir de tablo, bir çekiş lazım. Küçük bir çocuk, 10 yaşlarında bir çocuk o duvara çiviyi çakar, tabloyu da takar. Ama hayvan türlerinden her birisinden bir tanesini şu salona koysanız onu yapamaz. Yani kabiliyet noktasında insan bütün hayvanattan üstün. Bunu sen biliyorsun ama bu kadar kabiliyetli olduğun halde dünya hayatının levazımatını, ihtiyacını tedarik etmekte serçe kuşu senden daha kabiliyetli. Bu ne demek? Bundan neden anlamıyorsun ki vazifeyi aslayan hayvan gibi çabalamak değil, belki hakiki bir insan gibi hakiki bir hayatı daime için say etmektir. Yani insan cihazatından, istidadından, kabiliyetlerinden, duygularından, yaratılışından, fıtratından anlaşılıyor ki ebedi hayat için yaratılmıştır. Peki insan ebedi hayat için yaratılmış bu duygularını, merak hissini mesela nerelere harcıyor? Nerelerle meşgul oluyor? Bununla beraber yani ebedi hayat için yaratıldın lakin meşguliyetim çok falan diyorsun diyor, oradan o dersten bir bölüm okuyacağım. Meşahili dünyeviye dediğin, dünyevi meşguliyet dediğin, çoğu sana ait olmayan ve fuzuli bir surette karıştığın ve karıştırdığın malayani meselelerdir. Yani şöyle bir hayatımıza baksak, 24 saati acaba nelerle geçiriyoruz? Fuzuli, malayani şeyler belki de hayatımızda ciddi bir yekün teşkil edebilir. O zaman biz ne yapıyoruz? En elzemini bırakıp, en faydalısı, en lazımı, en zarurisini bırakıp güya binler sene ömrün var gibi en lüzumsuz malumatla vakit geçiriyorsun. Ne kadar faydasız şeylerle meşgul oluyoruz, merak ediyoruz. Saatlerce ne bileyim siyaset programları, ekonomi programları takip ediyoruz. İşte dünyanın gündemi sürekli değişiyor. Memleketimizin gündemiş sürekli değişiyor. Yoğun bir şekilde ve cazibedar. İşte kriter yapanlar, yorum yapanlar vesaire sabahlara kadar böyle programları izliyoruz falan. Vaktimizi nerelerde sarf ediyoruz? Merakımızı nerelerde işte heder ediyoruz? Ömür sermayemizi nasıl israf ediyoruz? Mesela diyor Zuhal'in etrafındaki halkaların keyfiyeti nasıldır? Amerika tavukları ne kadardır? Bunların yerine bugün insanların meşgul olduğu Mareyani fark fark şeyler de söylenebilir. Gibi kıymetsiz şeylerle kıymetdar vaktini geçiriyorsun. Güya kozmografya ilminden, istatistikçi feninden bir kemal alıyorsun. Peki ne yapalım? Nasıl bir yol çizmemiz lazım? Tabi bunlar çok uzun, çok geniş izah edilmesi gereken mevzular. Ben kısım kısım yani ilaç mahiyetinde, draje mahiyetinde pasajlar okuyorum. İnsanlar, insana verilen dokuzuncu mektuptan cihazat-ı maneviyeyi eğer nefsin ve dünyanın hesabıyla istimal etse, insana verilen duyguları, latifeleri, aza ve cihazatı nefse harcasa, dünyanın hesabıyla kullansa insan ve dünyada ebedi kalacak gibi gafilane davransa, yaratılış gayesini Allah'ı ahireti unutsa, ahlak-ı rezileye ve israfat ve abesiyete medar olur. Eğer peki ne yapalım üstadım? Eğer hafiflerini yani ona verilen duyguların hafiflerini dünya umuruna, dünya işlerine şiddetlerini vezayifi uhreviyeye, maneviyeye sarf etse. Mesela merak çok şiddetli bir duygu. Bunları nereye sarf edeceğiz? Ahiret vazifelerine, manevi görevlere sarf etse, ahlak-ı hamideye menşe, hikmet ve hakikate muvafık olarak saadet idareine hem dünya hem ukba, hem dünya hem ahiret mutluluğuna, saadetine medar olur. O duygular vasıta olur. Şimdi buraya kadar şunun altını çizdi. Risale-i Nur'dan bahisler okudum üstadımız. Yani insan ebedi hayat için yaratılmıştır. Kendisine verilen duygularını, aza ve cihazatını, ömür sermayesini, ebedi hayatı kazanmak için, Allah'a iman ve itaat, ibadet dairesinde yaşamak için e, tasarruf etmeli, kullanmalıdır. Peki... Biz hiçbir şeyimi merak etmeyeceğiz dünyaya dair. Hiçbir dünyevi mes meseleye bakmayacak mıyız? Elbette bakacağız ama ifrat ve tefrit değil. İhtiyaç olduğu kadar bakacağız. Mesela 5 senede bir 5 dakikalık bir işlem yapıyoruz oy atmak. Ama 5 senenin her günü 5 saat konuşmak israf olur. Yani dolayısıyla ne kadar ihtiyaç varsa o kadar merak edeceğiz. Veya adam mesela Rusya, Ukrayna savaşını merak ediyor. Veya daha farklı dünyevi hadiseleri merak ediyor. Sabaha kadar televizyon programı, sabaha kadar internette haber kanalları, gazeteler vesaireyle meşgul oluyor. Halbuki zerre kadar müdahil değil o hadiseye. O hadiseyle zerre kadar bir ilgi ve alakası yok. Hiçbir dahli, hiçbir hissedarlığı yok. Adam mesela dışişleri bakanı olsa veya bakan yardımcısı olsa veya danışmanları olsa veya o alanda çalışan bir adam veya o e, alanın işte elemanı olsa belki 7-24 merak etmesinde fayda var. Çünkü devlet böyle istikametini... İşte siyasi şeyini böyle belirleyecek. Ama biz mesela ne alakamız var yani? Çok fazla alakamız yok. Bu demek değildir ki oradaki masum ve mazlumları merak etmiyoruz. Biz tabi Kuzey Irak, işte Irak'ta veya Suriye'de veya sair İslami coğrafyalarda Müslüman kanı akıtılırken, her türlü zulüm ve işkence yapılırken Avrupa dönüp bakmadı. Burada Ukraynalılar sadece batılı olduğu için veya mavi gözlü olduğu için diyorlar ya ilgi ve alaka gösteriyorlar. Biz onlar gibi olamayız. Mazlum kimliği, dini ne olursa olsun elimizden geliyorsa yardım etmekle mükellefiz. Lakin üzerimize vazife olmayan şekilde saatlerce, günlerce onunla meşgul olup esas vazifemizi ahirete taalluk eden yaratılış gayemizi ihmal etmek hatadır. Şimdi bir sual var. Meyve Risalesi dördüncü mesele. Çok orijinal bir sual sormuş üstadımıza talebeleri. Diyorlar ki, küre arzı her cümerce getiren 2. Dünya Savaşı zamanı, küre arzın altını üstüne getiren, İslam mukadderatıyla alakadar olan, yani Müslümanların İslamiyet'in istikbaliyle de bu mevzu alakalı, yani merak etmek icap etmez mi gibi. Bu dehşetli harbi umumiden ...İkinci Dünya Savaşı'ndan 50 gündür. Şimdi 7 seneden geçti aynı hal hiç sormuyorsun. Savaş oluyor bitiyor. İşte Almanlar şunlar bunlar ne yaptı ne oldu Türkiye savaşa giriyor mu vesaire. Bediüzzaman Hazretleri hiç merak etmiyor sormuyor. Gazete getirin bir bakayım falan demiyor. 50 gün geçmiş savaşın üstünden. Daha sonra bu risale telif edilmiş, yazılmış. 7 sene geçmiş savaşın üzerinden. Yine sormamış. <laughs> Halbuki o zaman dindar mütedeyin adamlar da camiyi, cemaati, namazda cemaat kılmayı terk edip icabında radyo başında ajans haber dinlemekten dolayı namazları Tehir etmek, geciktirmek zorunda kalmışlar. Onun için diyorlar ki, halbuki bir kısım mütedeyyim ve alim insanlar cemaati camiyi bırakıp radyo dinlemeye koşuyorlar. Acaba bundan daha büyük bir hadisen var? Bu ikinci dünya savaşı, dünya birbirine girmiş. Yani bundan daha büyük bir hadise mi var? Sen hiç bakmıyorsun da o büyük hadiseyle meşgul oluyorsun veya onunla meşgul olmanın zararı mı var? Veya bu dünya savaşıyla meşgul olsak zarar mı ederiz de sen meşgul olmuyorsun? Cevap veriyor bir cümle. İnsan şunun hakikatini yaşasa kurtulur. Ömür sermayesi pek azdır. Lüzumlu işler pek çoktur. Evet ben bu dünya savaşıyla merak merak etsem, meşgul olsam, saatlerce takip etsem, sorsam, şöyle yapsam, böyle yapsam zarar ederim çünkü ömür sermayem kısıtlı. Ona harcarsam israf etmiş olurum. Hem de lüzumlu işler pek çok. Yapmam gereken o kadar vazife var ki onları terk etmem veya onlara halel getirmem veya onları noksanlaştırmam veya kalite keyfiyeti düşer neyse. Dolayısıyla ben bununla meşgul olmuyorum çünkü meşgul olmak zararlı. Ömür sermayesi pek azdır. Lüzumlu işler pek çoktur. Dolayısıyla o lüzumlu işlerden bu harp boğuşmalarını izlemeye zaman kalmıyor. Peki ondan daha büyük bir hadisen var. Ondan mı meşgul oluyorsun? Evet. Herkesin iman mukabilinde iman karşılığında bu zemin yüzü kadar yeryüzü genişliğinde bağlar ve kasırlarla müzeyyen bu zemin yüzü yeryüzü genişliğinde bağlar ve saraylarla zinetlendirilmiş, süslendirilmiş baki ve daimi bir tarla ve mülkü kazanmak ve kaybetmek davası başına açılmış Allah Mümin kullara vaat etmiş. Ebedi cennet vereceğini vaat etmiş. Ve bu cennet de yeryüzü genişliğinde her bir adama iman mukabilinde baki bir mülk. Ya biz dünya hayatında 60-70 sene boyunca çalışıyoruz. Yani 80 metrekare, 100 metrekare bir daire sahibi ya oluyoruz ya olmuyoruz. Cenab-ı Hak bunun için bir ömür veriyoruz. Cenab-ı Hak ebedi baki bir mülk veriyor. Bağlar ve kasırlarla müzeyyen, yeryüzü genişliğinde bir cennet ihsan ediyor iman karşılığında. Biz bundan nasıl gaflet edebiliriz? Eğer iman vesikasını sağlam elde etmezse kaybedecek. Dolayısıyla insanın başına böyle büyük bir dava açılmışken ben ona nispeten dünya savaşı da olsa çok küçük bir davadır. Onunla meşgul olmam diyor. Peki ne ile meşgul olalım? Elbette Cenab-ı Hakk'ın emrettiği dairede yaşamak ve meşgul olmak bizim vazifemiz. Esas dersimizin ...mevzuu, konusu bu bölüm. Ee, i̇nşallah burayı okuyacağız. 19. söz Risaleti Ahmediye bahsinden 10. reşha. İşte bak ne kadar merakaver, ne kadar cazibedar, ne kadar lüzumlu, ne kadar dehşetli hakaykı gösterir ve mesaili ispat eder. Kim? Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam Efendimiz son derece merak edilecek, son derece cazibedar, son derece lüzumlu ve bir o kadar da dehşetli hakikatleri gösteriyor, meseleleri ispat ediyor efendimiz Aleyhisselatü vesselam. Bilirsin ki en ziyade insanı tahrik eden meraktır. Hatta eğer sana denilse yarı ömrünü, yarım malını versen Kamer'de ve Müşteri'den biri gelir kamerde ve müşteride ne var ne yok ahvalini sana haber verecek. Hem doğru olarak senin istikbalini ve başına ne geleceğini doğru olarak haber verecek. Merakın varsa vereceksin. Yani bir adam gelecek. Ayda ne var? Semada diğer yıldızlardaki ahval nedir? Sana haber verecek. Ama bir şartı var. Yarı ömrünü yarı malını vermek kaydıyla. Merakın varsa vereceksin. Nitekim insanoğlu uzay için milyonlarca, trilyonlarca para harcamış merakından. Ne var diye. Hem senin bundan sonraki başına gelecek hadisatı, istikbalde başına ne geleceğini haber verecek. Yarı ömrünü, yarı malını verirsen yani ölene kadar ne yaşayacaksın, ne kadar yaşayacaksın, ne yapacaksın hepsini anlatacak. Ama şartı var. Yarı ömrünü, yarım malını verir misin? Merakın varsa vereceksin. Nitekim insanlar falcılara işte böyle iddiada bulunanlara dünyanın paralarını çuvallarla para ödüyorlar. Peki dünyevi istikbal, ay, kamer falan, gökyüzünde ne var, uzayda ne var falan yarın başına ne gelecek işte dünyevi istikbal falan bunları merak ediyorsun da Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam nasıl haberler veriyor ne gibi ihbarlarda bulunuyor bunları merak etmiyor musun manasında üstadımız diyor ki halbuki şu zat aleyhissalatü vesselam öyle bir sultanın ahbarını haberlerini söylüyor ki memleketinde Kamer bir sinek gibi bir pervane etrafında döner. Yani mülk o kadar büyük ki, o kadar büyük ki kamer ancak bir sinek oluyor. Küreye arz olan dünyamız ise bir pervane olabiliyor ancak. Mesela Samanyolu galaksisi, milyarlarca galaksi var semavatta. Bir tanesi orta büyüklükte olan Samanyolu galaksisi, çapı 100 bin ışık yılı. Semavatta metre yok, kilometre de yok. Semavatta ışık yılı var. Saniyede 300 bin kilometre. 300 bin çarpı 60 dakika, çarpı 60 saat, çarpı 24 gün, çarpı 365 yıl eşittir. Çıkan rakam eşittir. Bir ışık yılı. Böyle böyle 100 bin ışık yılı çapı. Yani bir ucundan diğer ucuna gitmek için 10 bin kilometre süratle hareket eden bir roket bulunsa öyle bir roket yok. Saniyede normalde saatte ölçülüyor. Mesela yolcu uçakları saatte 900 kilometre 1000 kilometre gidiyor. Hadi savaş uçakları 2000 kilometre gitsin 5000 kilometre gitsin saatte. Biz öyle bir şeyden bahsediyoruz ki saniyede 10 bin kilometre gitse bir ucundan diğer ucuna gitmesi için Samanyolu galaksisinin o roketin 15 milyar 800 milyon seneye ihtiyacı varmış. Bu Samanyolu galaksisi ki milyarlarca galaksi içinde orta büyüklükte bir galaksi. Yani Allah'ın azamet ve büyüklüğü, Allah'ın mülkünün nihayetsizliği ve nasıl sonsuz bir kudret, nasıl idare ediyor bu galaksileri, bu gezegenleri, nasıl terbiye ediyor. Şimdi öyle bir sultanın haberlerini söylüyor ki memleketinde kamer ay yani bir sinek gibi bir pervane etrafında döner. O pervane ne? küre arz yani dünyamız. O arz olan o pervane ise bir lamba etrafında pervaz eder. Lambanın etrafında pervaz ediyor küre arz? Lamba o da güneş. Ve o güneş olan lamba ise o sultanın binler menzillerinden bir misafirhanesinde binler değil milyarlar. Binler menzillerinden bir misafirhanesinde binler misbahlar içinde bir lambasıdır. Üstadımız yine güneşi tarif ederken bir yerde semavat denizinde ziyadar bir kabarcık ifadesini kullanıyor. Uzayı bir denize benzetiyor. Denizdeki bir kabarcık işte o güneş. Semavat denizinde ziyadar bir kabarcık. Dünyadan 1 milyon 300 bin defa büyük. Hem öyle acayip bir alemden bahsediyor ki ve öyle bir inkılaptan, ahiretten bahsediyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve öyle bir inkılaptan, öyle bir değişimden, kıyamet gününden haber veriyor ki binler küreye arz bomba olsa patlasalar hey insan sen neyi merak ediyorsun neyin peşinde koşuyorsun ne kadar ucuz şeylere merak hissini o latifelerini duygularını onların yolunda batırıyorsun diyor ki bak hem öyle bir inkılaptan haber veriyor ki binler küreye arz bomba olsa patlasalar o kadar acayip olmaz onun haber verdiği aleme göre haber verdiği o değişime, büyük inkılaba, kıyamete göre o kadar acayip olmaz. Bak onun lisanında ize şemsu kuvvirat, ize semaun fetarat, el gari ah gibi sureleri işit. Biz örnek olsun diye bir tanesini işitiyoruz şimdi. "ize şemsu kuvvirat, güneş katlanıp dürüldüğü zaman. Ve izel nücumun kedarat yıldızlar döküldüğü zaman ve izel cibalu suyret dağlar yürütüldüğü zaman ve izel işaru uddilet hamile develer salı verildiği zaman ve izel vuhuş huşirat, vahşi hayvanlar bir araya toplandığı zaman ve izel biharu sucirat bahirler, denizler kaynatıldığı zaman ve izen nüfusu zuvicet yani nefisler birleştiği yani bedenlerle ruhlar birleştiği, diril, insanlar dirildiği zaman sonra ve izel mev'udeti su ilet bi eyyi zembin gutilet diri diri toprağa gömülen kız çocuğuna günahın neydi de katledildin diye sorulduğu zaman ve ize amel defterleri açıldığı zaman ameller neşredildiği zaman ve ize sema kuşudat gökyüzü sıyrılıp atıldığı zaman ve izel cehim su irat cehennem tutuşturulduğu ve izel cenneti uzifet cennet yaklaştırıldığı zaman alimet nefsum ma ahtarat kim ne hazırlamışsa onu bilir. Kim ne hazırlamışsa onu bilecek. Hem öyle bir istikbalden bitmedi peygamberimizin haberleri. Yani insanlar dünyada en çok mutluluk saadet isterler ya peygamberimiz hangi saadetten bahsediyor? Öyle bir istikbalden, öyle bir gelecekten doğru olarak haber veriyor ki şu dünyevi istikbal, şu dünyevi gelecek ona nispeten bir katre serap hükmündedir. Yani dünyevi istikbal bir damladır. Peygamberimizin haber verdiği hakiki ebedi istikbale nispeten bir damladır, bir katredir. O da seraptır. Yok yani. Yani insanlar hani aldandı diyor ya bir rüya ile aldanıp gidiyoruz işte. Yok. Hem öyle bir saadetten, öyle bir mutluluktan bahsediyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam pek ciddi olarak haber veriyor ki bütün saadeti dünyeviye, dünyanın bütün mutlulukları, saadetleri hepsini toplasan ona nispeten ahiretteki mutluluklara, saadetlere kıyasen bir berk zailim, bir şemsi sermeden nispeti gibidir tamam işte Bediüzzaman tarifi. Dünyadaki bütün mutluluklar berki zail. Yanıp sönen bir şimşek. Dünyadaki bütün mutluluklar. Ebedi mutluluklar ise daimi bir güneş gibi. Cenab-ı Hak anlamayı nasip etsin inşallah. Son olarak bir hikaye Harun Reşit Behlül Dana hikayesi anlatıp dersimizi bitiriyoruz inşallah. Behlül bir, bir gün Harun işte sordu. Dedi ki, ey halife sana üç sualim var. Yer üstünde en fazla olan nedir? İki, yer altında en fazla olan nedir? Üç, gökyüzünde en fazla olan nedir? Harun Reşit de çok basit dedi yani suali çok kolay buldu cevap verdi. Yeryüzünde en çok olan canlılardır. Yer altında en çok olan ölülerdir. Gökyüzünde en çok olan da kanatlılar, kelebekler, kuşlar vesaire. Behlül Dana ise ona manidar bir şekilde baktı. Dedi ki sen işin zahirini söyledin. Hakikati şudur dedi. Yeryüzünde en çok mevcut olan şey tamadır hırstır, ihtirastır, kıskançlıktır, bitmek, tükenmek bilmeyen nefsani arzulardır. Peki yer altında en çok olan şey nedir? Eyvah, vah. Eyvah, vah, keşke. Yer altında en çok olanlar da bunlardır. Gökyüzünde en çok mevcut olan ise arş alaya yükselen salih amellerdir. Cenab-ı Hak salih amellerde muvaffak olmayı cümlemize ikram eylesin, ihsan eylesin. Ömür sermayemizi hikmetli bir şekilde, bereketli bir şekilde kullanmayı nasip etsin. Merak hissimizi vesaire kuvvetli hislerimizi ahirette umuru ukreviyeye harcamakta sarf etmekte muvaffak kalsın inşallah. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Vahrı dava melhamdülillah rabbil alemin.